Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünün 134. programıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından program yine aynı gün ve saatinde yani cumartesi 21.30'da yeni bölümleriyle Kanal B ekranında olacak küçük bir değişiklikle. Bundan sonra yeni programların tanıtımı hafta içinde yapılacak ve sizden o tanıtımların altına Twitter veya elektronik posta yoluyla gelecek görüşler ve sorular mevcut programın hemen başında tamamı okunacak, tamamı olmasa bile büyük bir kısmı diyelim okunacak ve değerlendirilecek e, sorulara Sayın Özakıncı'nın yanıtları alınacak. Daha sonra da program kesintisiz olarak devam edecek. Program bittikten sonra hemen sonra da e, YouTube'a Programın adıyla yani tarihin bilinmeyen yüzü adıyla açılan kanalımıza mevcut program yüklenecek ve siz daha sonra tekrar izlemek isterseniz ya da sosyal medyanızda paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz YouTube'da bulabileceksiniz ama programın hemen sonunda. Yeni yayın döneminin ilk konusuysa ölümünün 6. yılında Turgut Özakman'ın penceresinden Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'mıza ve Türk devrimine yönelik saldırılara yanıtlar olacak. Hocam 3 ay sonra akşamlar Yeniden Şükür kavuşturana. Şükür kavuşturan'a bir yaz arası. Evet. Bu arada siz de boş durmadınız. Çok evet. çalıştınız. Yeni sürprizlerle... 3 cilt bir kitap gelecek. 1988 95 arası makalelerim bir cilt. 96 98 arası makalelerim. ikinci cilt. İşte 2009- 2019 arası makalelerim. Üçüncü, üçüncü cilt. cilt olmak üzere. Ve 2000 sayfaya yakın makaleler toplamı. Mükemmel bir var e, e, eser, Bunlara kaynak. E, üç cildin adı Kalemin Namusu. Kalemin Namusu 1, Kalemin Namusu 2, Kalemin Namusu 3 olmak üzere. Böyle işte 80... E, o, Yaklaşık 30 yıldır, değil mi? Ee, yazılıp yayınlanmış olan, fakat günümüzde hala bir takım e, gereksinimlere yanıt veren makaleler olduğu için e, daha önce yayınlandıkları dergileri bulmak çok zor olduğundan, şimdi kitaplaştırılırsa herkesin elinin altında olabileceği ve yararlanabileceği kaynak olarak kullanabileceği üç cilt geliyor. Tarih var mı? ilk cilt sanıyorum gelecek programda gösterebiliriz. Öyle mi? O kadar yakın. Evet. Çok iyi. Yani bu vurgu bu önemli oldu. Siz bu üç aylık süreçte de çok önemli eserlerle yine izi, izleyicilerimizin ve okuyucularınızın karşısında olacaksınız. Bunu duyurmuş olduk. Bir ya da iki hafta. Yani Peki. ilk cilt için. Daha fazla bekletmeyin hocam. Peki. Şimdi Turgut Özakman saygıyla alıyoruz ölümünün. Kalemin nam, namuslu kalemlerimizden Turgut çok Özakman. önemli bir çok büyük izler bıraktı tabii. Türkiye'de. Işıklar içerisinde uyusun. Aslında tarihçi değildi. Kendisi de bunu e, hep söylerdi. Tabii e, Fakat e, bakın mesela şey... Tarih, kadar, tarihçilere bırakılamayacak kadar önemli bir uğraş alanıdır. Vahdettin sadece tarihçilere bırakılamayacak kadar. Sadece tarihçilere bırakılamayacak. Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabında şöyle söylüyor hocam. Nasıl? Siz şimdi birazdan tabii hepsini tek tek evet, açacaksınız evet. ama... Ben hemen bulayım. Ee, diyor ki uzun zamandan beri hı hı. 1987 galiba bu kitap. Ya da 90 97, 97 bu yedi. kitap. Hangisi Vahdettin kitabı? 97. 97 yani e, 22, 22 yıl evvel. Evet. Uzun zamandan beri evet. Vahdettin, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı hakkında bazı kitap gazete ve dergilerde televizyon kanallarında resmi tarihe de resmi tarih dışındaki pek çok esere de ters düşen Yeni evet. iddialar, görüşler evet. ileri sürülüyor, yorumlar yapılıyor diyor. Kısaca onları bir özetleyeyim. köşeli parantez gireyim. Tabii. Devam edeceğiz. Buyurun, buyurun hocam. Yeni iddialar dediği ne biliyor musunuz? 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı ve Soğuk Savaş'ın sona erdiğini ABD Başkanı Reagan'la Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov bir araya gelip el sıkışarak ilan ettiler. Bu Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra hedef ulus devletleri yıkmaya yöneldi. Hmm. 1950'li yıllarda Nelson Rockefeller'ın ABD başkanlığına sunduğu raporda ABD iki düşman görüyordu. Biri sosyalizm, so Sovyet Rusya ve uydusu devletler diğeri ulus devletlerdi. Diyordu ki Nelson Rockefeller her ikisi de Amerika'ya Amerika'nın çıkarlarına aykırı devletlerdir. Niye? Gümrük duvarı koyuyorlar. Koydukları gümrük duvarı ve kendi yerli sanayilerini destekliyorlar. Aslında bizim onlara satmak üzere ürettiğimiz tüm ürünleri onlar kendileri üretmek ve bizim üretimimize de gümrük duvarlarıyla set çekmek istiyorlar. Pazarımıza engel oluyorlar. İkisi de yıkılmalı. O duvarlar açılmalı. Bizim pazarımız haline gelmeli o ülkelerde. Fakat önce Sovyetler Birliği'ni yıkalım ki ulus devletlerle işbirliği halinde. Hı hı. Sovyetler Birliği'ni devirdikten sonra ulus devletlerin icabına bakarız diyordu. Bunu e, Oltadaki Balık Türkiye kitabında hocamız e, Mehmet Emin Değer hı hı. bu konuyu işler. İşte e, sevgili Turgut Özakman'ın yeni yeni iddialar dediği iddialar buradan, iddialar, buradan kaynaklanan e, ulus devletlerin yıkımının emperyalist tarafından e, ABD ve diğer emperyalistler tarafından Sovyetleri yıktık. Sula ulus devletlerde dedikleri dönemde uydurulmaya başlanan ulus devlet yıkıcı yeni yalanlardır. Ki ısıtıldı bugün. İşte işte bir dikkatimi noktaya çekmiş evet, e yeni yeni turgut Kozakman'ın. benim de dikkatimi çekmişti. Ben de şimdi işte bu kalem'in namusu kitabında 88-95 arası o yeni yeni iddialar benim dikkatimi çekti. Onları makalelerle çürüttüm. Ama aynı şekilde Turgut Özakman'ın da dikkatini çekmiş. O da 1995 ve 97'de yayınladığı iki kitapla biri Rıza Nur dosyası, diğeri Vahdettin, Mustafa Kemal ve Müdür Mücadele kitapları. Şimdi onları izleyeceğiz zaten. İçeriklerine bakacağız. Çünkü çok insan çılgın Türkleri bilir. Evet Ama o yeni yeni iddialar ortaya çok önemli. atıldığında yakalamış hemen ve e demiş çok ki çok önemli ve çok değerli bir insan. Hepsi ne gerçeğe saygılı bir tarih meraklısı evet. ve Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmuş herkese minnet duyan biri olarak evet. bir aydın olarak yani. Evet. E, ele alıp değerlendirmeye karar verdim. Yakın tarihimizle ilgili genişçe bir kitaplığım, arşivim vardı. E, gereken yeni kitapları topladım, evet. İşte yakınlarımın öğrencilerimin fotokopilerini aldım, televizyon kayıtlarını kaydettim ve yaklaşık iki yıl çalıştım üzerine bu kitap ortaya çıktı. Gerçek tarihçilerin bu cüretimi bağışlayacaklarını umut ediyorum demiş. Bir de böyle bir mütevazi bir, evet. bir nokta koymuş girişine. Mükemmel bir eser ortaya koymuş. Çok, çok 1900 göreceğiz ayrıntılarıyla, içeriğiyle irdeleyeceğiz. Şimdi biraz kitabları. evvel bahsettiniz ya hocam. İşte e, ulusalcılığa e, saldırının ana mihenk taşı kim Türkiye'deki Atatürk. Tabii. 7 yıl sonra yaklaşık galiba e, bu iddialardan işte ilk e, Avrupa Birliği ile e, e, işte müzakere tarihi aldığımız dönemlerde siz çok iyi hatırlayacaksınız. Evet. Artık açıktan söylemeye başlamışlardı. Eğer Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsanız evet. e, ya da gelişmiş bir Türkiye istiyorsanız duvarlarınızdaki Mustafa Kemal e, posterlerini indirmek durumundasınız. Tabii yetkililer açık, gayet net. açık ve net Türk kamuoyuna e, e, açıklama yapmışlardı. Ama Sovyetler Birliği baş düşmanken hiç böyle şeyler söylenmiyor. Tabii. Sonra, Nelson Rockefeller'ın stratejisi gereği ulus devletlere saldırılmayacak. Sovyetlere saldırılacak. Sovyet bitince ulus devlet. Evet. Şu niye söyledim bunu hocam? Bugün günümüzde güncel bir tartışma konusu yine bu. Ee, ya Atatürk'ün işte tablosu duvara asılmış ya da indirilmiş. Ne kadar çok büyütüyorsunuz bu konuyu diyenler var sosyal medyada şurada burada. Hayır bu konu öyle tabloyu indirip asmakla ilgili değil bu simgesel bir şey. Tabii. Yani kendi ulusumuzu korumak veya korumamakla ilgili bir durum diye düşünüyorum ben. Ama ben de orada içtenliğin esası olması kuşkusuz. Herhangi bir güce yaranma ya da ona şirin gözükme ve bu sayede maddi ve manevi çıkar sağlama kastıyla asanlar da var. Kuşkusuz. Biz onlara rozet Atatürkçüsü, poster Atatürkçüsü filan diyebiliriz ama hakikaten kendi içinden gelerek ve Atatürk'ün Düşünce ve ilkelerini hakikaten benimsemiş olduğunu göstermek isteyenler var. Dünyaya göstermek isteyenler var. İşte göstermek e, onlar yani. çok samimi ve içtenlikli yurttaşlarımız. İkisini ayırt ederek söyleyelim. E, pek söylemedim ama şimdi söyleyeyim. Sovyetler Birliği 1989 89. 90'da karşı devrim sürecine girdi. Hı hı. Yani Gorbaçov teslim bayrağı çekti. Kimdi Gorbaçov? İşte Komünist Partisi'nin lideriydi. Hı hı hı. O Amerika'ya dedi ki ya teslim. Biz artık komizmden cayıyoruz. Hı hı. Ne yapacağız? Kapitalist olacağız biz de sizin gibi. Artık aramızda ideolojik bir zıtlık olmayacak dedi. Ve anlaştılar ve el sıkıştılar. Gorbaçov'un başlattığı e, komünist rejimin e, e, sona erdirilip e, liberal kapitalist bir devletin inşası sürecinde yapılan şey ne oldu biliyor musunuz? Baş düşman Lenin ve Stalin'di. Hı hı. Bütün yayınlar Lenin'in işte annesi şöyleydi. Lenin'in Sülalesi zaten meçhul. Ee, Lenin'in e, ailesi karanlık. Lenin aslında homoseksüel. Rus değildi. Falan. Lenin aslında Yahudi'ydi. Hı hı. Lenin aslında şuydu. Lenin aslında buydu yayınları bombardımanı başladı Rusya gazetelerinde. Aynı şey paralelinde Stalin başladı. Stalin aslında şöyleydi. Stalin aslında bilmem ne acınıydı. Stalin aslında başarısızdı, Stalin aslında şu savaşı kazanmadı gibi Stalin yani Lenin ve Stalin Sovyetler Birliği'nin iki simge lideriydi. Heykelleri i̇ndirildi, indirildi, balyozlarla kırıldı, tükürüldü heykellerine, bombalandı heykelleri falan, mozolelerine saldırılar oldu. Anıt kabirleri var onların, onlara da saldırılar Tabloları oldu. Tabloları tabii indirildi. Tabloları indirildi ve e, bir yıl önce iktidar olan Komünist Partisi bir yıl sonra istifalarla e, şöyle bir avuç e, insan haline geldi. Türkiye'de de ulus devlet, emperyalizmin hedefine ulus devlet konduktan sonra ve ulus devlet kendi kendisini evet ben ulus devleti olmaktan çıkacağım diye teslim olduktan sonra saldırılar başladı simgesine. Evet. Kurucusuna. Türkiye'de de e, Sovyetler Birliği'nin Stalin'e yapılan psikolojik savaş ve lekeleme savaşı eee ve e, Atatürk'e yöneldi. Evet ne kadar benzer değil mi? Yöntem tamamen var paralel. Çünkü aynı odaktan yönetilen psikolojik savaştır bu ve iddialar da neredeyse aynı. Yani Sovyetler Birliği'nde komünizmin yıkılıp yerine kapitalist düzenin inşa edilmesini hangi psikolojik savaş odağı, hangi yöntemler de halka benimsetmişse Türkiye'de de ulus devleti yıkıp yerine küresel devlet, küresel sömürüye açık bir devlet inşası, inşasının sürecini başlatanlar da aynı merkezden em, verilen emirleri Atatürk ve e, İnönü için uyguladılar. Çok ayıklı. ve halen de devam etmektedir e, bu. Sayın i̇şte Ö işte <laughs> Turgut Özakman ve birkaç duyarlı aydın bunu fark ettiler. Sizin gibi siz de fark ettiniz. Çok evet, yıllardır. fark ettik bunları. 90'larda, evet. 80'lerde. 91-95 arası, özellikle e, Soğuk Savaş bitiminde aydınların ağız değiştirmesi hmm. e, önemliydik. E, keskin solcu olanların birdenbire Atatürk düşmanı kesilmeleri dikkatimizi çekti. Onları eleştirdik tabi. Onları da yayınlayacağız. İşte üç cildin biri de bu. Şimdi, Bugün de var solcu ulusalcı olmaz tartışmaları falan yine. Tabi tabi tabi. Aynı tabii, tabii, tabii. Ayn aynı Hala var. İşte Turgut Özakman aslında. Bir sanatçı olduğu halde. Daha doğrusu şimdi göreceğiz e, yapıtlarını. Yapıtlarının çoğu e, tiyatro oyunu, e, sinema film senaryosundan ibaret. Senarist ve oyun yazarı bir kimliği olan. Değil mi? Evet. Bir aydınımız. Ama 90'dan sonra. Kendisini de yeni yeni e, icatlarla saldırıyorlar dediği şeyle kolları sıvayıp Aa, ben bunlara bir cevap vermeliyim demiş ve iddiaların tümünü ele almış. Her birinin hem kendi içinde tutarsızlığı saptamış hem de olgularla ve gerçeklerle e, uyuşmadığını saptayan kitaplarda yazmış. Belgelerle. Belgeler, Anlatılar, belgelere dair. Tabii tabii müthiş. İşte ölümünün 6. yılında biz şimdi onu yapıtlarıyla anacağız ve cevaplar ve verecek. cevaplar vereceğiz. Buyurun hocam. Şimdi Sayın Turgut Özakman'ın <laughs> ölümünden sonra yar, yalım yarım kalan bir kitabı var. Bu <laughs> ölümünden sonra Turgut Özakman'ın yarım kalan mektubu. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve herkese açık mektup başlığını taşıyor. Bu kitap yarım kalmış bir mektup. Yani ölümüyle yarım kalmış bir mektup. Fakat bu kitabı hazırlayan editör çok güzel bir şey yapmış. Kronolojik olarak Sayın Özakmanın özgeçmişini kitabın sonuna bakın kim Sıtkı Tekmen beyefendi hı hı. doğumundan başlamış ve daha çok yapıtlarını yani bibliografyasıyla özgeçmiş oluşturmuş. Bu çok güzel çalışmasından dolayı kendisini kutluyoruz. Şöyle hemen buradan geçelim. Bakın. Hukuk Fakültesi mezunu. Almanya'da Köln Üniversitesi'nde tiyatro bilim enstitüsüne devam etmiş. 1900 Devlet Tiyatrosu'nda edebi kurul lektörü olmuş. 1957, 1930 doğumlu. Efendim, Bond'a basın ateşe yardımcımız olmuş. 1960'ta Ankara Radyosu Söz ve Temsil Yayınları Şefi olmuş 62'de. TRT Program ve Haber Müdür Yardımcısı olmuş 1957'de. TRT'den ayrılmış 1970'te 70 netameli bir yıl, hı hı. değil mi? 12 Mart muhtıraları falan filan oluyor. Dil tarih coğrafya fakültesinde tiyatro bölümünde öğretmenlik yapmış 1976'da. Devlet tiyatroları genel müdür yardımcısı olmuş 78'de. Efendim İzmir Güzel Sanatlar Fakültesinde tiyatro bölümü öğretim görevlisi olmuş, devlet tiyatroları genel müdürü olmuş 1983'te ve daha sonra istifa etmiş. 1987'de radyo televizyon yüksek kurul üyesi olmuş ve kurumun başkan yardımcılığına kadar da yükselmiş. Şimdi bu yaptığı görevler, hı hı. devlet hizmetinde yaptığı görevler. Yapıtları 16 yaşından başlıyor. İlk tiyatro oyununu 16 yaşında yazmış ve sahnelenmiş 16 yaşında yazdığı tiyatro. Müthiş. Tiyatroları, yazdığı tiyatro eserleri 7 e, cilt halinde yayınlandı. Onları şimdi görelim. Bu oyunları, bütün oyunları bir. Şu çılgın Türkler tiyatro oyunu. Bir dakika Ü hocam bir dakika göremedim. <laughs> bir saniye sesine. Heh. Evet. E, bütün oyunları cilt 2, 3 destan Çanakkale Sigara Büyük Tarız ve Deli olan Bir Türk Masalı. Ondan sonra üçüncü cilt. Ah şu gençler tiyatro oyunları. Hı -hı. Hastane 1959. Ah şu gençler 1983. Kara gözün dönüşü. Kardeş payı darılmaca yok. Berberde 1969. Ben Mimar Sinan 1988. Akmasal Karamasal 1981. Tiyatro oyunları cilt 4. Pembe Evin Kaderi 1951. Ocak 1962, Kanaviçe 1960, Paramparça 1963. Bütün oyunları cilt 5. Sarı Pınar 1914. 1968'de oynanmış. Fehim Paşa Ko Konağı 1979. Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun 1984. Bütün oyunları cilt 6. Güneşte 10 kişi 1955, Duvarların Ötesi 1958, Töre 1986 ve son cilt Deli Bayramı 1987, Komşularımız 1967. Zeki Alasya ve Metin Akpınar Deli Bayramı'nı oynadılar. Hı hı. Deve Kuşu Kabere çok ünlüdür. İşte 1980'li yıllarda Turgut Özakman'ın yazdığı oyunu Deliler hı hı. adıyla oynadık. Deliler 1 evet. 2 3. Evet. Şimdi burada henüz yayınlanmamış oyunlarını da sayalım. Henüz yayınlan yani kitaplaşacak. E, Masum Katiller oyunu 1946 yani 16 yaşındayken. Hı hı. Onası Tufan 1956 57. Bulvar oyun tiyatro oyunu 1964. Ulusal Kolej Disiplin Kurulu, tiyatro oyunu 1966, babamla birlikte tiyatro oyunu 1971, Kele olan aramızda hı hı. Se film senaryosu senaryo. 1972, Yatık emine film senaryosu 1973, tuzsuz dili Bekir senaryo, film senaryosu 1975, bunlar çekilmiş filmlerdir. Ondan sonra şöyle. Kurtuluş televizyon dizisi. Müthiş bir diziydi mesela. İşte o altı bölüm halinde oynandı. Onun senaryo yazarı Turgut, Turgut Özakman. Zatman, evet. Ama herkes yönetmeniyle bilir. Hı, hı Senaryo yazarı 1994'te çekmiş Altı bölüm halinde oynamış. Rıza şey kitaplarını geçelim. Mesela burada 1969'da ee, radyo Notları kitabı. İlk romanı Korkko İnsancık Korkma 1993. Geliyoruz 1995 Rızanur Dosyası. İşte şimdi bunu içeriğiyle irdeleyeceğiz bu kitabı. 1997'de Biraz evvel ön Evet, Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. <laughs> Yalanlar, yanlışlar, yutturmacalar adlı kitap. Bu bu kitabı da şimdi irdeleyeceğiz Hı -hı. içeriğiyle. Ee, oyun ve Senaryo Yazma Tekniği, Tiyatro, Radyo, Televizyon, Sinema. Bu çok önemli bir kitap. 1981- 1938 Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi. Çok önemli bir kitap bu da. Çevirdiği şiirler var. Şiir çevirileri de yapmış. Onlarda da bir arada Unutulmaz Şiirler diye Tercüme dergisinde yayınlanmış 1946'da. Romanı Romantika 2000 yılında yayınlanmış. 19 Mayıs 1999 Atatürk yeniden Samsun'da. Roman 2002'de. Ondan sonra Şu Çılgın Türkler. Türkiye'nin en çok e, e, rekor kıran Tabii. kitap 404 baskı. Milyona yakın. Kitap. Ellerine sağlık. Müthiş bir kitap. Evet. Şu Çılgın Türkler. Roman. Hemen arkasından bu 2005. 2008'de Diriliş Çanakkale. Roman. <laughs> 2008'de bu da çok önemli bir kitap. Okundu. Cumhuriyet Türk Mucizesi birinci kitap. 2009. Dersimiz Atatürk. Bu da önemli bir kitap. Senaryonun tam metni. Burada 2010 yılında. Bu ilk öğretim içinde Atatürk ve Cumhuriyet kronolojisi 2010 yılında. Cumhuriyet Türk Mucizesi'nin ikinci kitabı 2010'da. Efendim Çılgın Türkler Kıbrıs hı hı. kitabı. Bu da 2012'de. Yani Kıbrıs çıkartmasını da e, almış e, Çalışmasında İşte e, az önce gördük e, Açık mektup Bu ölümünden sonra Yayınlanan Hı -hı. kitaplardan Hı -hı. Hı -hı. Bir de yine e, Yine ölümünden sonra e, Çok yazarlı Cumhuriyet kazanımları kitabında e, Turgut Özakman'ın da Yazıları yayınlanmış Bu da 2014'te Ölümünden sonra bu da yine ölümünden sonra Çanakkale geçilmez 2015'te. Bu e, Direniş Çanakkale'nin özetim ayetinde. Bu da e, 2015'te ölümünden ölümünün yıl dönümünde değil mi? 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Turgut Özmen'i Anma Semineri 2015. 2015'ten beri böyle bir çalışma yok. Biz anıyoruz burada. Evet. Böyle bir aydınımızı. Evet. Hı? Biz anıyoruz. Ve unutulmaktan aydınımızı korumak istiyoruz. Yapıtlarıyla yaşasın. Yaşatmaya çalışıyoruz. E, çalışıyoruz. Şimdi efendim. Yapıtlar böyle. Şimdi biz e, Atatürk'e kurtuluş savaşımıza ve Türk devrimine yönelik saldırılara yanıt verdiği iki kitabı var. Bu iki kitaptan bir tanesi bu. 1995'te yayınlandı. Doktor Rıza Nur dosyası. Bu kitabın önemi Atatürk'e yöneltilen Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı'mıza, Lozan Antlaşması'na, Türk devrimlerine yöneltilen ve genellikle gericilerin, gerici yazarların ve gerici gazete ve dergilerde, yayınlarda, televizyonlarda yinelenen ve insanların beynine sokulmaya çalışılan yalanların, iftiraların, saldırıların en önemli kaynaklarından bir tanesi Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratım adlı kitabı. kitabı. İşte bu Turgut Özakman o kitabı ele alıyor ve o kitapta neler yalan, neler yanlış, neler uydurma onları koyuyor. Şimdi göreceğiz. Diğer e, kitapsa şöyle görelim. Bu bu da Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Yalanlar Yanlışlar uyutturmacalar. 1997 Sedat Simavi Sosyal Araştırmalar Ödülü ve 1998 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülünü almış bir kitap. Çok, Şimdi çok bu iki kitabı kane, evet. içerikleriyle tanıtacağız e, izleyicilerimize e, ve böylece bugün duymakta oldukları yani Atatürk'e Türk Devrimi'ne Kurtuluş Savaşı'na Lozan'a filan e, yönelik saldırıların bugün duymakta oldukları o saldırıların 22 yıl 25 yıl önce Turgut Özakman tarafından tek tek ele alınıp belge bulgu ve bilgilerle o yalan uydurma ve iftiraların çürütüldüğünü görecekler e, izleyicilerimiz. Buna ilk önce Rızanur Nur dosyasıyla başlayalım. Tamam. Ee, çünkü o 1995'te diğerinden daha önce yayınlanan ilk e, polemik kitabıdır. Şimdi burada Rızanur Nur e, do, dosyasında bu kitabın e, Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratım adlı kitabının 1967'de e, Türkiye'de basılan. E, Halbuki Rıza Nur onu 1929 30larda 35'lerde yazmış hı hı. ve işte çeşitli birkaç ülkenin milli kütüphanelerine el yazması olarak vermiş. Bu yıllar sonra Rıza Nur işte 1960'tan sonra 64'ten sonra yayınlanabilir kaydıyla vermiş o kütüphanelere. Leyden Fransız <laughs> milli kütüphanesi ve İngiltere e, milli kütüphanesi. Library, British Library'e <laughs> vermiş. İşte bunlara 1964 öncesi yayınlanamaz gibi bir şeyler e, konmuş. <laughs> Kadir Mısıroğlu bastı bu o eski yazıyla yazılan Hatıratı yeni yazıya çevirerek yayınladı. O yayın ilkin tabii önce şu var, nasıl olmuş o nasıl Kadir Mısıroğlu'na gelmiş o? Zaten bir o bir sorun. sorun. Ben de... onu sorun ettim. E, 2014'te Hulki Cevizoğlu ile bir programımızda e, e, Kadir Mısıroğlu açıklasın bu e, yayınlar o nasıl ulaşmış? Şimdi o yayının e, ilk Türkiye'de Cavit Orhan Tütengil, e, Kitap Belleten diye bir dergide hı hı. Cavit Orhan Tütengil British Library'e gidiyor İngiltere Kütüphanesi'ne. Orada bir başka konu çalışmaktayken hı hı. E, kütüphanede görevli bir müdür veya müdür yani neyse e, ona burada Rıza Nur'un el yazmaları var biliyor musun deyip onları koyuyor önüne. 1960'da. Böylece Cavit Orhan Tütengil Türkiye'ye döndüğünde, Ruzan Durum biliyor musunuz ki İngiltere kütüphanesinde el yazmaları var. İşte 1960'lara kadar yayınlanamaz koşullu. Ben onu gördüm. Onun içeriği şudur diye makale yazıyor. O makale kitap belletende de Ekim 1963'te yayınlanıyor ve daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde de. İkinci bir yayın yapıyor Cavit Orhan Tütengil. 1964'te bu yayınları bir kitap halinde topluyor. İşte burada o makaleleri ve kamuoyunda yaptığı yankılar. ve işte o el yazmalarından örnekler. Şimdi Cavit Orhan Tütengil solcu Atatürkçü bilinen bir aydınımız. Rıza Nur'un bu hatıratında Atatürk'e yönelik, devrim, devrime yönelik, Lozan'a yönelik suçlamalar olduğunu görmüş ve bunu ilan ediyor topluma. Hmm. 1963-64'te. 1967'de Kadir Mısıroğlu böyle 3 cilt 4 kitap halinde Cavit Orhan Tütengil tarafından British Library'de bulunan ve kopyası alınan, e, Osmanlı yazılı kopyası alınan Rıza Nur'un Atatürk'e, devrimlere, Lozan'a, şuna buna küfrettiği kitabı Kadir Mısıroğlu basıyor. Ben sordum, dedim ki bu mikrofilm, Cavit Orhan Tütengin'in eline geçti malum, Kadir Mısıroğlu'nu nasıl buldu bu? bu soruya ölene dek cevap verilmedi. Artık verilemez zaten. Bana şöyle geldi denilemedi. Cevap şu. Cavit Orhan Tütengil'den başka kim vermiş olabilir? O zaman Atatürk'e karşı sağ sol işbirliği mi? Var. Var. Acaba? Acaba. Bu gibi sorular şu an spekülatif olarak aklımıza geliyor. Halbuki açıklama yapsaydı Cavit Orhan Tütengil e, öldürüldü 12 Eylül öncesi terör ortamında. E, Kadir Mısıroğlu bu kitabı yayınlayan Kadir Mısıroğlu da yakın zamanda vefat etti değil mi? Evet. E, kimse bize Kadir Mısıroğlu'nun bu e, 1960'a kadar yayınlanmayacak olan e, el yazmalarının British Museum'daki el yazmalarının nasıl olup da Kadir Mısıroğlu'nun eline geçtiği hakkında bir cevap vermedi. Ama bazı aydınlarımız bize belki ilerleyen dönemde bu... Ee, araştırıyoruz. Nur'un Nur yazdıklarının bu mu oldu, bu mu yoksa eklemeler mi var? Onları araştırıyoruz, ee, hala araştırıyoruz. Öne, öne, önemli bir soru bu çünkü. Evet, şimdi Rıza Nur'un, Turgut Özakman, Rıza Nur'un bu üç cilt... Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanmış. hatıraları hayat ve hatıratım adlı e, e, kitabı almış önüne. Tek tek çok ciddi bir e, satır satır okumuş. Ve yazarın tutarsızlıklarını yani o hatıratın içinde kendi içinde tutarlıksızlık gördüğü noktaların altını çizmiş. Onu şu sayfada şöyle diyor. Bu sayfada böyle diyor. Bu tutarsızlıktır diye. Hı hı. E, mimliyor. Bize gösteriyor. Özakman. Evet. Özakman. Sonra diyor ki olgularla ters düşen satırlar var. Yani hayatın olağan akışına ters düşen. Evet. Belgeye ters düşen. Mesela diyor ki efendim ben diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu tarihte yaptığım konuşmada şöyle dedim, böyle dedim, böyle dedim. Turgut Özakman üşenmiyor. O tarihli zabıt ceridesini buluyor. Tur Rıza sözünü ettiği konuşmasını da buluyor. Bir de bakıyor ki hatıratımda şöyle demiştim dediği şeyin tam tersini söylemiş mecliste. Bunları sergiliyor. Ve dolayısıyla Rıza hatıratında gerçeğe aykırılıkları ve kendi içinde kendi kendisine ters düşen noktaları tamamen ortaya koyun, koyan bir yapıt müthiş, ortaya müthiş, koyuyor. Müthiş. Bu bize aynı zamanda bir çalışmanın nasıl irdelenmesi gerektiğinin de örneğini veriyor. Şu ya da bu çalışma nasıl irdelenmeli? Yani mesela böyle bir irdeleme yapmak isteyen <laughs> gençlerimiz için de bir örnek. Tabii. Önce şunu okusunlar, ardından bunu nasıl irdelediğini sayın Uzakman'ın ortaya koysunlar. Evet. Şimdi bu kitapta bakın şimdi diyor ki buradan görelim. Örnekler görelim. Sayfa 39'da bakın ne diyor? Şöyle Evet burada demiş ki 31, 32, 34 evet şöyle göreceğiz Rıza Nur hatıratında meclis 21 Nisan 1920'de açıldı demiş hatıratında. Turgut Özakman diyor ki doğrusu 23 Nisan 1920 diyor. Yani bu şekilde Rıza Nur'dan bir alıntı koyuyor. Doğrusunun altına yazıyor. Altına doğrusu deyip onu gösteriyor. Bu çalışma <laughs> bakın böyle. Şurada Rıza Nur'dan alıntı burada doğrusu deyip bu alıntıda ne varsa gerçeğe aykırı ve yalan olan onları tek tek hangi belgelerle olduğunu ortaya koyuyor. Bakın burada Rıza Nur diyor ki işte Kütahya ve Eskişehir Savaşı'nda müthiş malumu, mağlup olduk. Anılarında Rıza Nur'un anı bu az önce gösterdiğimiz mavi kapaklı anılarında Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanan anılarında Rıza Nur Kütahya Eskişehir Savaşı'nda müthiş mağlup olduk. Bu öyle bir hezimetti ki öyle bir kaçış kaçtılar ki Mustafa Kemal buna çekiliş diyor. Müthiş bir hezimettir. Bizimkiler rezil olmuşlar ve olmuşturlar. Bu bir müthiş bozgundur. Ve ordumuz ihlal edip çöküp adeta sıfıra e, düşmüştür. Bizim asker bozgunlukta fena kaçıyor diyor. Kütahya Eskişehir Savaşı hakkında yazdı, e, evet. yazdıkları bunlar. Turgut Özakman rahmetli bunu alıntılıyor doğrusu deyip ne koymuş biliyor musunuz doğrusu deyip. Kütahya Eskişehir Savaşları hakkında Yunan harp raporlarını koyuyor. Yunan <laughs> Yunan harp raporlarında o çatışmalarda bulunan Yunan generallerinin subaylarının kendi merkezlerine kendi genel kurmaylarına ilettikleri raporlarda tam tersini Yunanistan. Türkler büyük bir zafer kazandılar ama bizim buradaki eksiğimiz şuydu buydu deniyor Yunan'dan daha Yunan Evet demek istiyor Evet Rıza Nur için yani Dolayısıyla eğer o bunu bundan... gerek bizim genel kurmayımıza o çarpışmalarda bulunan subayların verdiği raporlar gerekse o çarpışmalarda Yunan subaylarının Yunan genel kurmayına verdiği raporlar incelendiği zaman, Rıza Nur'un o çatışmalar hakkında söylediklerinin gerçekle hiçbir alakası olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi hocam bir ara vereceğiz buna Öyle devam mi? edelim. Şimdi bu evet. çok önemli. Önemli mi? devam edelim böyle çünkü bu yalanlar hala sürüyor. Bunu anlatalım. dili el Evet verdiği ölçü. ben Dizi... sadece burada birkaç seçme yapabileceğiz. İnsanlara bu kitabı okusunlar Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'na devrimlerimize yönelik suçlamalar e, yapan kişilere hemen Vampir haç gördüğü zaman kaçıyor ya. Bu bunu gösterdikleri zaman kaçacaklardır. Ya da sarımsak. Evet. <laughs> yani evet yani evet. bu çok çok gerekli çünkü aynı yalanlar işte 90 hala sürdüğü olmuş, için bu programı yapıyoruz. yapıyoruz. Ee, devam da edeceğiz. Diğer kitabı da tanıtacağız. Tam aradan sonra. Aradan sonra kısa bir ara ardından karşınıza olacağız değerli izleyiciler. Cengiz Özakıncı Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle karşınızda değerli izleyiciler. Üç aylık aranın ardından ekranlara taşıdığımız bu ilk programımızda ölümünün altıncı yılında Turgut Özakman'ın penceresinden Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'mıza ve Türk devrimlerine yönelik saldırılara Sayın Özakman'ın yanıtlarını ekranlara belgeleriyle taşıyoruz. Rıza Nur'un kitabı ile ilgili evet. ilk bölümün sonunda başlamıştık. Evet, evet. Hangi dengesizlikler, hangi tutarsızlıklar, hangi tarihin daha doğrusu yaşamın olağan akışına ters durumlar, evet. tespitler vardı. Kaldığımız yerden devam edelim hocam çünkü evet. çok önemli bir kitap bu. Eminim ki şuna eminim çok sayıda izleyicimiz bu kitabın olduğunu bilmiyor. Oku, okumaları gerekecek. Şimdi zaten e, bu kitapla ilgili ilk defa bir tanıtım programı yapılıyor. Bir daha gösterebilir miyiz kapağını hocam? Bakın. Sonra tekrar içeri. İşte Turgut Özakman, Doktor Rıza Nur dosyası. Evet, 95 basımı. Ben bu kitabı böyle notlar alarak okumuşum. Notlar alarak. Çok önemli bir kitap. Şimdi bakın. Sayfa 39 ve 40'ta kalmıştık. Burada Rıza Nur anılarında diyor ki, e Fikriye adında bir metresi vardı diyor. Hemşiresi değil, Fikriye adında bir metresiymiş. Burada Fikriye hanıma da çamur atıyor. Hı hı. Ve Atatürk'e de çamur atan bir durum var. Turgut Özakman doğrusu diyerek Rıza'nın bu sözlerinin aleyhine ne var onu koyuyor ortaya. doğrusu diyor ki İddiasız bir tanıkta Mustafa Kemal Atatürk'ün emir çavuşu Ali Metin'den dinleyelim. Fikriye Hanım'la ilgili Ali Metin'in e, birebir tanıklığı var. Ne diyor bakalım Ali Metin? Fikriye Hanım Atatürk'ün üvey amcası, Albay Hüsamettin Bey'in kızıydı. E, Atatürk Anadolu'ya geçtikten sonra yakın e, akrabalar, Fikriye Hanım'ı Atatürk'e yardımcı olarak göndermeyi düşünmüşler. Atatürk beni yanına çağırarak Ali çok yakında bir misafirimiz gelecek yer hazırla buyurdular. Atatürk o zaman istasyonda bulunan ve halen müze olan binada oturuyorlardı. Bir gün öğleden sonra binanın dış kapısına yaylı bir arabanın geldiğini ve muhafızların arabayı durdurduklarını posta eri haber verdi. Hemen koşarak arabayı karşıladım. İçerisinde çarşaflı ve yüzü açık bir hanım oturuyordu. Fikriye Hanım'ı ayırdığımız odaya götürdüm. bu odada evvelce ben yatardım. Siyah renkte bir mektap karyolasının üzerinde tahtalar düzerek yatak hazırlamıştım. Çankaya Köşkü'ne taşınıncaya kadar Fikriye Hanım burada hayli mahrumiyet çekti. Atatürk'ün şimdiye kadar yayınlanmış, yayınlanmamış anıları kitabında Atatürk'ün emir eri bunları anlatıyor. Yani Fikriye Hanım Emir Eri'nin hazırlamış olduğu yerde yatıp kalkan bir hanımefendi. Yani Atatürk'le birlikte aynı yatağı paylaşmıyorlar ki metresi olsun. Yalanları böylece ortaya koyuyor tek tek. Evet. Ya bunun gibi şimdi bu neden önemli? Hala aynı yalanı söylüyorlar. Yani. Evet. Tekrar ediyorum. Ben Bakın Kütahya Eskişehir Savaşları hakkındaki şeyini okumuştuk az önce. Yani Yunan, Rızanlı. Yunan ordu Bakın Yunan, Yunan ne diyor? Diyor ki Rıza Nur kaybettik diyor. Evet. Yenildik büyük bozgun falan falan diyor. Şimdi diyor ki e, Turgut Özakman ona verdiği cevapta diyor ki bakın doğrusunu e, lehimize olması düşünülemeyecek olan düşman kaynaklarından öğrenelim. Bakalım düşman kaynakları o savaş hakkında neler yazmış deyip başlıyor alıntılara. Türkler gerçekten hezimete uğramış olsalardı onları Ankara'ya kadar takip etmeye ne lüzum vardı? Muntazam bir şekilde çekilmişlerdir. Yunanistan'daki zafer şenlikleri boşuna yapılmıştır. Kim yazıyor bunu? General Andrew o tarihte 12. Tümen komutanı. Onun anıları sayfa 1956 çeviren Hüseyin Rahmi genel kurmay yayını 1932 İstanbul. Devam ediyor. Türk ordusu ne ezilmiş ne dağıtılmıştı. Stratejik bir yenilgiye uğramıştı o kadar. Kim bunu söylemiş? Küçük Asya Seferi'nin özetlenmiş tarihi. Sayfa 421 yayınlayan kim? Yunan Askeri Tarih İdaresi yayını. Yani Yunanistan'ın Nin yayını. 1967'de yapılmış bu yayın. Ordu ve General Strategos Eskişehir Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal ordusunun yok edildiğini reklam ettiler. Oysa maalesef düşmana karşı bir galibiyet sağlanamamıştı. Yani Türklere karşı bir galibiyet sağlanamamıştı. Düşman rahat ve muntazam bir çekilme yaptı. Kim diyor bunu? Küçük Asya Seferi'nin iç yüzü. O tarihte Yunan Genelkurmay Başkanı olan General V. Dusmanis. Sayfa 90, 122. Atina 1928. Yani dusmaniz. Biz evet. yenemedik diyor. Fakat bizim evet. Rıza Nur evet. çok kötü kaybettik diyor. Evet. Yani bunu da Rıza Nur'unkini evet. gerekçe olarak Türk toplumuna enjekte etmeye evet. çalışıyorlar. E, yine Yarbay biri Donos. Yunan e, Yarbay. Türkler bir tacize uğramadan çekildiler diyor. Şimdi Harp ve Hürriyetler adlı kitabı. E, o tarihte ordu dördüncü şube müdürü olan Yarbay Spiridonus sayfa 157. Şimdi Rıza Nur Kütahya ve Eskişehir savaşları büyük bir yenilgi, büyük bir hezimet ee, vesaire diyor. Fakat kaynaklar öyle demiyor. Düzenli bir çekilme. Stratejik bir çekilme. Stratejik bir çekilme. Geri çekildi, toparlandı evet, ve hücuma geçti. Evet. Şimdi bir de diyor ki Rıza Nur. Malzemenin çoğu düşman eline geçmiştir diyor. Rıza Nur. Turgut Özakman diyor ki doğrusu yine Yunan kaynaklarından öğrenelim. Eskişehir'de depolar boştu. Kim söylüyor? General Andrew. Ne Afyon'da ne Kütahya'da ne de Eskişehir'de düşmana yani Türk ordusuna ait belli bir depo elimize geçmemiştir. Kim diyor? Yunan Harf ve Hürriyetler kitabı Yunan kaynakları. Ne esir alabildik, ne de elimize ganimet ve mühimmat geçti. Yunan söylüyor. Küçük Asya seferinin 300. kitabı sayfa 122. Şimdi Rıza Nur'un Kütahya-Eskişehir savaşları hakkındaki Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanan Hatıratında Kütahya ve Eskişehir savaşlarının büyük bozgun ve bütün malzemeler, her şey düşmanın eline geçti sözlerini bizzat Yunan Genel Kurmayının bu konudaki kendi raporlarından çürütüyor. Böyle bir şey yok, elimize hiçbir şey geçmedi diyor Yunanlar. Ya yani daha evet. daha ötesi yok. Hani bizim, kaynakları, bizim kaynaklarımız koymuş olsa. Hayır, o da tartışmaya tartışıyordu. Diyor çıkıyor. ki ya düşmanımızın kaynağından. Hani kendi kaynaklarımız da yok mu o savaşta? Tabii, Tabii ki var. var. ve bizim ama çürütücü olanı hani en Aa, çürütücü sen olanı kendi da. şeyine dayanıyorsun. Hayır düşmanım da bunu böyle böyle söylüyor diyor Turgut Özakman. O zaman sen niye böyle söylüyorsun? Evet. Derler adama? Sen düşmandan daha düşman bir laf ediyorsun. E, keşke Yunan galip gelseydi. E, de, i̇şte buradan derler. kaynaklanıyor. Yani alt arka planı bu. bu. buralardan kaynaklanıyor. Yani Rıza Nur'un hayat ve hatıratımını gerçeğe uymaz yönlerini eleştirmek bugün söylenmekte olan Kurtuluş Savaşı ile ilgili, Atatürk'le ilgili, Türk devrimleri ilgili bütün yalanlara tokattır. Gerçeklerin tokatıdır. Turgut Özakman bunu yapmıştır bu kitabında. Hmm, hmm. Küçük ama büyük bir kitaptır. Yani hacmi küçük ama e, işlevi önemli. E, yani vurdu mu oturtan Tabii. bir kitaptır. Şimdi diyor ki eee <laughs> Rıza diyor ki ben bunları bu şu bu rivayetlere göre söylemiyorum. Mağlup ordu Sakarya'dan arkasına kaçınca millet meclisinden orduya gönderilen tahkik heyeti içindeydim diyor. Bulmuş o belgeleri Turgut Özakman. O heyet e, tahkik Rızanur. heyeti değildi diyor Özakman. O belgeyi bulmuş sözü edilen hani orduyu ziyer. Hı hı. Orduya meclisin selamı ve kutlamalarını götüren heyetteymiş. Yani hezimeti e, inceleme heyeti değil, tam tersine. <laughs> orduya teşekkür iyi direndiniz. Safa sağlam e, olarak bu badireden kurtuldu diye teşekkür heyeti. Yani Rıza Nur e, o savaşta meclis tarafından git orduya teşekkür et denilen heyette yer aldığı halde hı hı. hatıratında e, o, bu yenilgileri bakalım nasıl olmuş diye gönder gittik diyor. Yani hatıratında tam zıttını söylüyor. Söylüyor. Eğer o söylüyorsa. Evet. Hep ısrarla vurguluyoruz onu. Tabii. Şimdi burada diyor ki e, yine e, İsmet ve Mustafa Kemal orduyu gruplara ayırarak bir hata yapmışlardı. Bir takım zabit ve komandanlar bunun tehlikeli bir şey olduğunu söyleyip itiraz etmişler fakat ağalara dinletememişler. Hep böyle harp esnasında bir orduda yeni teşkilat yapmak çok tehlikeli olmuş diyor. Turgut Özakman doğrusu diye. Yani bu Rıza bu sözlerinin tamamen gerçeğe aykırı olduğunu kanıtlayan şeylerini veriyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın belgelerini aktarıyor. Ve Rıza Nur'un bu sözlerinin gerçeğe aykırı olduğunu belgelerle kanıtlıyor. Diyor ki, bakın bir, e, Sakarya Savaşı ile ilgili olarak Rıza Nur'un e, hatıratında Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanan bizimkiler çekilirken şimendifer yani demir yolu tren raylarını ve köprülerini atmadılar diyor e, Rıza Nur. Doğrusu diyor Turgut Özakman. Yine düşman kaynaklarından dinleyelim. Yani Yunan kaynakları ne diyor bu konuda? Demiş ki Yunan kaynakları Türkler geride bırakılan lokomotifleri, vagonları ve demiryolu tamirhanesini ve Eskişehir doğusundaki köprüyü Alpuyu tahrip etmişlerdi. Rızanur ne diyor? Tahrip etmediler. Düşman ne diyor? Düşman, tahrip Yunan etmişler. diyor? Etmişler diyor. Evet. 1921'in On Binleriyle Beraber adlı kitap. E, Nikola Pulos, e, Katimerini gazetesi, Savaş Muhabiri. evet o dönemde e... uzun, Yunan ordusuyla. <laughs> evet o. Diyor ki yine Yunan kaynağı. Türkler Domlu Eskişehir'e kadar demir yolunun önemli noktalarını tahrip etmişlerdi. Harf ve Hürriyetler, General Spyridonus'un kitabı. Eskişehir-Ağpınar arasındaki büyük demir yolu köprüsünü İstikam yüzbaşı Cemal, Eskişehir'den çıkan son trenden sonra tahrip etti. E, Kütapya Eskişehir Muharebeleri Harp Tarihi Dergisi yayını. Bizim yayınımız. Gerek Yunan savaşta bulunan Yunan raporları, gerekse bizim harp tarihi raporlarımız düşmana tahrip ed sağlam bir malzeme bırakılmadığını söylerken Yok, Rızaenur ne diyor? Tahrip etmeden bıraktılar hepsi hepsini. Öyle güzel kaynaklar koyuyor ki evet. itiraz edilemez. Çünkü mesela diyelim bir kaynak koysaydı, bir Yunan komutan kaynağını koysaydı evet. tek başına. Evet. O zaman denebilirdi ki ya bu Yunan komutan da Türklerin Nuru gibi işte Yunan savaşına karşı bir ismin kitabını almış, koymuş filan denir. Fakat evet. öyle değil ki birkaç kaynak hem bizimki, hem onların komutanı, hem onların gazetecisi hepsi birden Rızaenur'un tersini söylüyorsa eğer. Ortada tek bir net gerçeklik var. Rıza Nur yalan konuşuyor. Aynen. Tabii. Bunu kanıtlıyor zaten. Şimdi burada e, Sakarya Savaşı ile ilgili e, olarak da suçlamaları var. Yani şöyle olabilir mi hocam? <laughs> pardon. Yunan general, Yunan gazeteci, Yunan asker. Türk dergileri, Türk gazetesi, Türk harp işte şeyi, arşivi filan. Hepsi yalan söylüyor bir tek Rıza Nur doğru söylüyor. Hepsi yalan söylüyor bir tek Kadir Mısıroğlu doğru söylüyor. Belgeler. Böyle şey olabilir mi? Belgeler yalan söylemez. Yani şöyle bir ortaya bir belge konduğunda karşınızda iki alternatif var. Ya o belge sahte diyeceksiniz ve ispatlayacaksınız ama onu söylediğiniz zaman bu o belgenin sahte olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Ya da belge doğrudur, benim sözüm yanlıştır diyerek öz eleştire vereceksiniz. Yani o önünüze belge konduğu zaman kaçamazsınız. 5 belge, bir tane değil ki Beş belge, evet. bir de olabilir, bir tane evet. de olabilir de. Evet. Ya yani 5-6 belge hepsi evet. birden yalan, bir tek o doğru. değil tabii ki. Şimdi bakın. Yıllar yıllar sonra 1941'de Vala Nurettin Türk e, yazarlarından hı hı. Nazım Hikmet'in arkadaşlarından o. Ondan sonra şeyde e, Fransızların Büyük Larus diye bir ansiklopedisi var. Bu İngilizlerin Britanikasına benzer hı hı. bir ansiklopedidir. Ee, bir ara bütün evlere soktular ha, kuponlarla. Aynen. <laughs> Şimdi tabii e, o ansiklopedi bütün dünyanın işte güvenilir kabul ettiği bir ansiklopedi olduğu için Türkiye hakkında o, ne, o Türkiye maddesinde hı. o ansiklopedide ne yazıldığı bütün Türkiye'nin dünyaya öyle tanınacağı bakımından önemli. Hı hı. 1941'de Vala Nurettin, Büyük Lerus, Fransa'da yayınlanan Büyük Larus'da, Türkiye maddesine bir de bakıyor ki Atatürk'e 30 satır. Rıza Nur'a 27 satır. E, fakat diğer insanlara birer satır. Bir sürü insan da yok gösterilmiş e, şeyde. Ansiklopedide. Ve bu dikkatini çekmiş Vala Nurettin'in. Ya bu Rızanur Rıza Nur mu yazdı? Bu maddeyi yoksa. Hani o kadar Rıza Nur o Türkiye maddesinde o kadar övülüyor ki bu maddeyi olsa olsa Rıza Nur yazmıştır hı hı. diye bir köşe yazısı yazıyor. O tarihte Rıza Nur Türkiye'de, ya bu köşe yazısı yazıldığında Türkiye'de ve hemen cevap veriyor Rıza Nur. Yalan diyor. O maddeyi ben yazmadım diyor. Bakın işte burada. Vala Nurettin e, ne? Yalan diyor. Bakın diyor ki ben yazdı diyenler iftira ediyorlar diyor Rıza Nur. Tamam. Türkiye maddesini yazan Fransızdır diyor. Rıza Nur işte hücumlara hu cevaplar 1941. Şimdi Turgut Özakman çok dikkatli. Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanan Rıza Hayat ve Hatıralarım'da Laros konusu geçiyor mu ya bakıyor. Çünkü çünkü Hayat ve Hatıratım 1930'dan önce 35'te yazılıp eee 60'lardan sonra yayınlanmak üzere işte Leyden Fransa ve British Museum'a verilmiş. E, 36'da elinden çıkmış yani bu yazılar. 60'da yayınlanmış olan bu e, hatıratsa baktığında bir de bakıyor ki Turgut Özakman Larus konusu var. Ben yazdım diyor Rıza Nur hatıratında. Larus'ta. Ya yani 1941'de ben yazmadım o maddeyi. Larus'taki Türkiye maddesini ben yazmadım. Bir Fransız yazdı diyen Rıza Nur. Halbuki 1936'da verdiği, kütüphanelere verdiği el yazmasında bir Frans Fransa'daki Larus eee Türkiye maddesini yazmam bana teklif etti. Ben de yazdım. yazdım. diyor yani açık açık. Ve dolayısıyla burada Rıza Nur'un kişiliği ortaya çıkıyor. Yani Rıza Nur, "Hayır, ben yapmadım." diyebilir gözünüzün içine bakarak fakat o yapmıştır. Ya yani da 5 lira ben yaptım demiştir. Evet. Demiş. Bu demiş işte. Şimdi bu böyle bir adamın sözlerinin e, güvenilir bir tarafı var mı? İşte Turgut Özakman, Rıza Nur Hatıratı adlı kitap kitabın hakikatle olan e, uyuşmazlıklarını iğneyle kuyu kazar gibi böyle araştırarak ortaya e, çıkarmış, değil mi? Şimdi bir de e, benim işte iç tutarlılık. Ama bir de dış tutarlılık var. Söylenen söz, sözün dışında olan hakikatle uyuşuyor mu? Hı hı. İşte bu bardağın içi boş diyorum. Ama içi dolusu. Benim sözümle hakikat çelişiyor birbiriyle. İşte onu da yapmış. O kontrolü de yapmış. Çok önemli. Ee, diyor ki mesela, Rıza Nur'un 1924 yılında, Türkiye'de 10 ciltlik Türk Tarihi kitabı yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bütün okullarda bu okutuldu. Bu tarih kitabı. O tarih kitabında Atatürk İnönü ve diğer Kurtuluş Savaşı hakkında neler diyordu. Yani bu hatıratı yazmadan önceki yayınlanmış ve okullara yayılmış olan kitabında Sakarya yenilgidir diyor mu? Kütahya Eskişehir hezimettir diyor mu? Atatürk fena adamdır diyor mu? Fikriye onu söylüyor mu bakın? Diye oturmuş. 1924'te yayınlanmış Rıza Nur kitabını okumuş. Karşılaştırmış Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanan Rıza Nur Hayat ve Hatıratım kitabıyla karşılaştırmış ve büyük şok. Hayat ve hatıratımda e işte ben o kitapta yani 1924'te yayınlanan Türk tarihi kitabında sadece zekidir filan dedim. O kadar. O da onu demeseydim yayınlanmazdı diyor. E ama 40 sayfa yazmış. Öyle bir defa zekidir dememiş yani. Büyük Onu, onu ya. gösteriyor. Kendisiyle de büyük çelişkiler. Tabii çelişkili. tabii onu gösteriyor. Nerede gösteriyor bakalım? Sayfa 128, şuradan başlıyor, bakın. Bizim Türk tarihinde diyor Rıza Nur hatıratında. Ee, onun Mustafa Kemal için şu cümleyi yazdım. Zeki, cevval her şeyin ruhu. Başka tür, e, türlü yazamadım. Bu kadarcık da yazmasam e, kitabın e, e, neşrini yasaklar, yayınını yasaklar diye korkuyordum diyor. 1930'larda yazdığı hatıratta ama 1924'te yazdığı Turgut Özatman Türk Tarihi kitabını çıkartıyor. Bakalım ne yazmış diyor ve olduğu gibi alıyor buraya. Bakın sayfalarca bakın sayfalarca övgü ver Atatürk'e ve Türk Kurtuluş Savaşı önderlerine. Sayfalarca öyle bir laf değil yani. Ha, şimdi ne oluyor? kendi kendisini yalanlamış oluyor. Yani hakikatte ben Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı önderlerini Türk tarihi kitabımda 40 sayfa övdüm demesi gerekirken Atatürk için 3 sözcükle övgü yazdım o kadar demesi gerçeği çarpıtarak hatıratında aktardığının kanıtı. E, somut kanıtı. İşte ortada basılmış bir hatırat var. İşte ortada Basılmış 1924 tarihli bir kitap var. İkisi birbirini tutmuyor. Hatıratında söylediklerinin yalan olduğunu 1924'te yazdı, yayınlanmış kitabı ortaya kendi koyuyor. Kendi kendine, başkasına da gerek yok. Kendi kendini <laughs> yalanlayan biri zaten. Aynen, aynen. Şimdi burada son olarak gelelim. Mesela 140. Bakın, şöyle sürekli. Bakın burada diyor ki mecliste hoca Esat Efendi imar ve iskan Vekilliği ile ilgili bir sual takdiri soru önergesi verdi. Meclis Esat Hoca'nın beyanatından o kadar üzüldü ki soruyu otomatikman istizaha genel görüşmeye tebliğ etti, tebliğ etti çevirdi diyor. Doğrusu Turgut Özakman koyuyor doğrusunu. 27 10 -1924 günü Esat Efendi'nin soru önergesi okunur. Bakan, Bursa Milletvekili Refet Bey, soruyu yanıtlar. Esat Efendi genel görüşme açılması hakkında bir yeni önerge verir. Kabul edilir ve görüşme bir sonraki toplantıya bırakılır. Yani genel görüşme otomatikman açılmış değildir. Neyle kanıtlıyor? Meclis tutanakları Meclis tutanaklarıyla bir kez daha Rıza Nur'un söylediğinin Yalan oldu. gerçeğe uymadığı ortaya konuyor. Yine e, Rıza Nur devam ediyor. Sual istizada kablolunca yani dönüşünce ben de söz aldım ve iskan vekiline ve hükümete şiddetle hücum ettim diyor hatıratında Rıza Nur. Özakman doğrusu <laughs> diye başlıyor. Bulmuş o Meclis tutanaklarını. Rıza Nur hemen o gün değil, 3 gün sonra genel görüşmenin açılacağı 30 Ekim 1924'te söz almıştır. Önemli mi diyeceksiniz? Önemli ya. Tarihsiz, gelişi güzel, kafadan atma alternatif tarih olur mu? Yan yılları Arnavut olarak nitelediği onlara İstanbul'da ve İzmir'den ev verenleri şiddetli ifadelerle eleştirdiği uzun, karışık, tarihsiz bir konuşma yapıyor o gün mecliste. Bu Rıza Nur'un iddia ettiği kadar şiddetli olmak olmamakla birlikte ilk ve tek muhalefetidir. Yani Rıza Nur milletvekilliği süresi boyunca hiç muhalefet etmemiş. İlk ve tek muhalefeti İki satırdan ibaret. Hı hı. Ama kendisini hatıratında baştan sonra muhalif e, olarak gösteriyor. Onun kendisine biçtiği yani hatıratında kendisini tanıttığı rolün adamı olmadığını da yine, e, neyle? Ceri yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarıyla ispatlıyor. Diyor ki işte kürsüden indim dışarı çıktım. İzmir'de aslan abidin zavallı yanıma geldi, elimi sıktı, tebrik etti. Doğrusu öyle olmadığı çıkıyor ortaya. Burada çeşitli, asıl burada mesela çok önemli bir şey var. Mahmut Esat Bozkurt, yine kürsüye çıktım şöyle dedim veya filanca kürsüye çıktı şöyle dedi gibi hatırattaki sözlerden birini alıntılamış. Turgut Özakman diyor ki Rıza Nur hat, kendi hatıratında. Bu meselede Mahmut Esat Bozkurt Adalet Bakanı ile Saraçoğlu, Şükrü Saraçoğlu da hükümet lehine işe karıştılar. Mahmut Esat kürsüye çıktı, hükümeti müdafaa etti ve hiç yeri olmadığı halde reisi cumhura, cumhurbaşkanına veto da meclisi fesih hakkı da verilmelidir dedi. Dal kavukluk ediyordu. Bundan sonra bu adamdan artık tamamıyla soğudum. Bir daha da e, selam vermedim. Alemeyin nas yani apaçık yalancı diyor Rıza Nur. Kim için? Mahmut Esat Bozkurt için. Kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanına gerek kanunu veto etme. Kabul etmeme, Hı -hı. gerekse meclisi feshetme yetkisi verilmelidir dedi ee, Mahmut Esat Bozkurt kürsüde diyor. Özakman hiç e, üşenmiyor, gidiyor buluyor o e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak tutanaklarını e, buluyor. O günü de buluyor. Ee, Mahmut Esat Bozkurt'un kürsüde ne konuştuğu da orada za, zabıtta yazılı. Bakalım ne diyor <laughs> Turgut Özakman. Doğrusu Mahmut Esat Bey 8-11 günü Rauf Bey'in bir sözüyle ilgili olarak anayasa hukuku hakkında açıklamalar yapmış ama Rıza Nur'un yazdığının tam tersini söylemiştir. Bu çok önemli. Tam tersini söylemiştir. Ee, 10. cilt seri e, sayfa 140-141. Bir cümlesini aktarayım. Mahmut Esat Bozkurt'un. Bülakaydu şart kayıtsız şartsız hakimiyeti milliye ulusal egemenlik fesihsiz ve vetosuz bir hakimiyeti milliye demektir. Yani <laughs> Mahmut Esat Bozkurt Cumhurbaşkanına fesih ve veto yetkisi verilmesine karşı bir konuşma yaptığı halde Rıza Nur hatıratında Mahmut Esat Bozkurt kürsüye çıkıp Cumhurbaşkanına veto ve fesih yetkisi verilmelidir dedi yazıyor. Ne diyeceğiz şimdi buna? Bu gibi yüzlerce şey var. Kisapta örnek var. Turgut Özakman'ın Rıza Nur dosyası kitabında. Rıza Nur'un iler tutar hiçbir yanı kalmıyor. Böyle devam ediyor. Şimdi burada e, bu kitapta da çok daha uzun yani ben sadece bu kitabı edinsinler insanlarımız, gençlerimiz Atatürk'e Rızanur üzerinden yapılan suçlamaları e, çürütebilmek için e, ilk kitaptır bu. İlk ve önemli bir kitaptır. Bizim burada anlattıklarımız sadece bu kitaptan Rıza Nur'un gerçeğe uymaz uydurmalarının 5-10 tanesini burada konuştuk. Ama bu kitapta yüzlercesini hı hı. bulacak okuyucu. Bu çok önemlidir. Şimdi Rıza Nur konusunda bütün bugün halen yaşamaktadır Rıza Nur hatıratından alıntılarla Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı'na ve Türk devrimlerine yapılan suçlama ve iftiralar halen yaşamaktadır. Yani yazsanız da fark etmiyor gibi bir umutsuzluğa düşürecek şekilde. Yani siz bir yalanı çürütüyorsunuz. Şöyle şöyle deniyor. Bu yalan, bunu biliyorsunuz. Onun yalan olduğunu belgelerle ortaya koyuyorsunuz. Değil mi? Fakat o yalan söylenmeye devam ediyor. O ortaya koyan Kadir Mısıroğlu, Rıza Nur'un hatıratıdır diyerek yayınladığı bu işte cilt cilt kitapları yayınlayan Kadir Mısıroğlu, 1995'te Turgut Özakman bu kitabı yayınladıktan sonra kaç yıl yaşadı? Değil mi? Neredeyse bu kitabın üzerinden 20 küsur yıl geçti. Peki Kadir Mısıroğlu Rıza Nur yalanlarını tekrarlamaktan vazgeçti mi? Bu 95'te Turgut Özakman'ın yayınladığı bu kitabı gördükten sonra ha ben Rıza Nur'un yazdığı her şeyin doğru olduğunu zannederek yayınlamıştım. Değil mi? Meğer öğrendim ki Turgut Özakman irdelemiş bunu. Rıza Nur'un birçok yanlış ve yalan söylediği ortaya koymuş. Kadir Mısıroğlu olarak çıkıp şunu söylemesi gerekiyor mu? Efendim ben o kitabı yayınladım ama içeriğinden sorumlu değilim. Yalansa yalan. E, Turgut Özakman'ın koyduğu yalanlara da saygı duyuyorum demiş mi? Hayır dememiş. Çünkü yalanların bir hedefi var. Ha nedeni var? Y y yalanlar e, bir propaganda çalışmasının e, yalanları. Programın Yoksa gerçeği, gerçeği ar arayanların. E, ürettiği sözler değil onlar. Yani e, derdi gerçeğe ulaşmak olan e, bir yazarın e, savunduğu tezler değil samimi Ger olanlar. Gerçekse gerçek orta belgeler evet. gerçektir. Gerçeği ortaya koyuyor işte çok aydın çok sayıda aydın. Evet. Turgut Özakman başta olmak üzere gerçeği aramıyorlar işte. Programın başında söylediğiniz gibi ulus kimliğini Türkiye'nin budur hedef At bu At Atatürk'ü ulus hedef kimliğini bu. yıkabilmek. Onun içinde, onun içinde buldukları en önemli kaynak Rıza Nur oldu. Ona da sarılıyorlar diyor. Rıza Nur'da ilk kez rahmetli Turgut Özakman tokatladı. Onun için çok e, saygı ve özlemle kendisini anıyoruz. Biz ben de daha sonra e, Turgut Özakman'la yapıtlarında e, yapıtlarını da okudum. Rıza Nur konusuna özel bir ilgi duydum ve onun e, bu hayat ve hatıratım kitabını ben de irdelemeye başladım ve bana da bir takım şeyler tuhaf gelmeye başladı. Rıza Nur konusunda Kadir Mısıroğlu'nun bu Rıza Nur kitabı yayınlaması konusunda Uğur Mumcu 1987'de bakın şöyle bir yayın yaptı Cumhuriyet gazetesinde. 2 Mart 1987 bakın az önce gösterdiğimiz kitap burada görüyor musunuz? Bu, bu İşte bu kitapla ilgili olarak e, Uğur Mumcu Almanya'da İslamcı örgütlerin bir kitaptan sağladığı gelir 756 milyon lira yani bu e, 1987 yılının rakamı olarak ve diyor ki Uğur Mumcu e, Rizanur'un kitabı İslamcı Gençlik Teşkilatı Berlin Sancağı tarafından satılıyor. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Genel Sekreteri Ali Yüksel kitap için nerede satıldığını bilmiyorum. Bizim teşkilatla bir ilgileri yok diyor. Sonunda kitabı getirip dağıtan kişinin adı ortaya çıkıyor. Kadir Mısıroğlu <laughs> diyor bu çalışmasında. Ve bakın burada <laughs> Nur'un kitabına sahte adres. Ee, başlıklı bölüm var. Ee, bu kitapta e, altın Yayın Evi gösteriliyor. Yayın yeri olarak. Fakat böyle bir yayınevi evi yok. Yani uydurma, yayın evi uydurma. Yok öyle bir yer. Şimdi tabi bu e, önemli. 1900 e, Demek ki diğer namuslu kalemlerimizden Uğur Mumcu bu kitaba 1987'de değil mi dikkat çekmiş. İslamcı örgütler bu kitapla hem Atatürk karşıtlığı, Cumhuriyet karşıtlığı, Devrim karşıtlığı, Kurtuluş Savaşı karşıtlığını propaganda ediyorlar. Hem de bu propagandadan 760 milyon lira gibi 1987'nin parasıyla çok büyük bir 756 milyon lira para kazanıyor. gelir elde ediyorlar. Kim sayesinde işte Kadir oldu. Sayesinde 2014 yılında Hulki Cevizoğlu'nun yönettiği ikna odası programındaki videosu YouTube'da var. Rıza Nur konusu bir başka konu içinde gündeme geldi ve ben Rıza Nur hatıratı konusunda bir takım kuşkularım olduğunu. Bu hatıratın Rıza Nur tarafından mı yazıldığı? Yoksa e, eklemeler mi olduğu, e, ayrıca Kadir Mısıroğlu'nun e, İngiltere kütüphanesinde e, mikrofilm olarak e, bu kitabın nasıl ona e, e, Osmanlı yazısıyla, el yazısı olarak geldiğini, bunu nasıl <laughs> yayınlayabildiğini. Yani e, İngiliz kütüphanesinin adamlarının mı onu arayıp bulduğunu Kadir Mısıroğlu'yu Türkiye'de. Al sen bunu yayınla diyerek mesela Türkiye'deki İngiliz büyükelçiliği mi verdi e, Kadir Mısıroğlu'ya bu Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında iğrenç yalanları. Yoksa Kadir Mısıroğlu nasıl yani bu kitabın yayıncısı olabildi? Sorularını e, taşımıştım gündeme ve bunun için o kitabın el yazmasının bulunması gerektiğini söylemiştim. Ben 2014'te bunları söyledim. Kadir Musuloğlu ondan sonra 5 yıl, 4-5 yıl yaşadı. Herhangi bir şey söyledi mi? Benim elime şöyle geçti bu kitap. Bu konu, soru konusu ediliyor. Ben bu kitabın el yazması metnini İngiliz Büyükelçiliğinden e, filanca kişi bana getirip verdi dedi mi? Demedi. Nasıl ulaştı bu el yazmasına söyledi mi? Söylemeden öldü. Asıl o çözüldüğünde yani bu Rıza Nur'un Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'na, Türk devrimlerine Lozan'a falan hakaret eden e, bu kitabının Kadir Mısıroğlu'nun nasıl yayınlama macerasını bize anlatmalıdır. Bil, Anlatmalıydı. Bildiğim, bildiğimiz yok. Eğer bilmediğiniz işi şey varsa izleyicilerimiz bize aktarabilirler. Heh. Şimdi e, devam edeceğiz. E, e, değerli hocam programın sonuna Bil, geldik. Sonuna mı geldik? E, e, hemen bir şey buyur, söyleyeyim. Ekleyeyim. Eksik olmasın. Hmm. Atatürk'e e, Sayın Özakmanın Akman'ın e, Rızanur dosyası kitabında önünde şey vardı. Bu latin alfabesine yayınlanmış Mısıroğlu'nun kendi yayını vardı hmm. fakat ee, Özakman el yazmalarını görmemiş. El yazmalarını görseydi Atatürk'e yönelik sövgülerin sayfa kenarına sonradan eklenmiş olduğunu. Bütün neredeyse sövgüler e, solda ve sonradan. Gör, görecekti. E, görecekti. Bunu ci, e, araştırmacı genç Cihan Oktay e, yayınladı. Bu Rıza Nur'un el yazmalarını şöyle göstereyim. Bu kaynak da çok önemli. Düşünce ve Tarih dergisi Kasım 2015 yıl 2 sayı 14'te Cihan Oktay'ın Doktor Rıza Nur'un hatıratı üzerine değerlendirmeler makalesi. Burada bütün bakın el yazmalarının fotokopileriyle çok iyi bir değerlendirmedir. Bu üç sayı aynı dergide devam etmiştir bakın el yazmalarında Atatürk'e küfredilen. Bölümler hep sayfa kenarına sonradan eklenmiş olduğu görülüyor. Bu da üçüncü bölüm Cihan Oktay'ın makalesinin Rıza Nur Hayat ve Hatıratı üzerine üçüncü bölüm aynı dergidedir. Bunları e, şu okumalıdırlar insanlar hmm. Rıza Nur'un Atatürk'e ve Türk Kurtuluş Savaşı'na Türk devrimlerine yönelik suçlamalarını aşağılamaları ve hakaretlerini tekrarlayanlara bu yayınlarla cevap verilecek. Onu, e, ve bu ilk cevabı veren Turgut Özakman'ı saygı ve özlemle e, anlıyoruz. Şey öbür kitaba süre kalmadı. Devam edeceğiz e, evet. İşte Vahdettin, hocam onu. Vahdettin Milli Mücadele Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabının da önümüzdeki bölüm. De evet. ee, yapabiliriz. Yapalım. Son derece önemli bir kitap. Ee, sizin yoğun incelemeleriniz var. Belki izleyicilerimiz de bu hafta içerisinde evet. bu kitabı da e, inceleme okuma evet. şansları olur. Keşke okursalar. Bu hafta içerisinde, e, yani önümüzdeki hafta içerisinde, bir dahaki programa kadar hafta içerisinde e, soru ve görüşlerini evet. e, gerek Twitter gerek elektronik posta e, vasıtasıyla bizlere iletirlerse evet. bir dahaki haftanın. Yapacağımız Cumartesi günü yapacağımız programın başında o soru ve görüşleri okuyacağız. Evet. Ardından bu kitabı yine kesintisiz evet. ele alacağız. Değerli izleyiciler Turgut Özakman'ın penceresinden ölümünün malum 6. yılında Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı ve Türk devrimlerine yönelik bu uydurmalara, bu çarpıtmalara belgelerle yanıt vermeyi sürdürecek Cengiz Özakıncı'yla tarihin bilinmeyen yüzü. İzleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi Sevgilerimizle, sunuyoruz. Sevgilerimizle ilk programımız yani üç aylık aranın ardından ilk programımızın da böylelikle sonuna geldiğini bildirelim. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına iyi bir hafta sonu geçirmelerini temenni edelim izleyicilerimize. Programın hemen ardından daha doğrusu yarına kadar YouTube kanalında da programın tamamını bulabileceğinizi hatırlatalım. İyi geceler.